Yemek hazır beyim. Bakalım beğenecek misin? Beğendin mi beyim? Eline sağlık Turgut kardeş. Halime Sultan'dan bile iyi yapmışsın. Aman beyim. Halime Hatun bunu duymasın, başım belaya girer. Ula Turgut kardeş, ay kız bacım neler belli etmiş sana böyle. Otur kardeş. Otur yemeğini ye. Ay kız bacım ölmemiştir Turgut kardeş. Her daim bizimledir. Bacım şehit olmuştur. Bilirim beyim. Bilirim. Bilseydin üzülmezdin. Bilseydin böyle acı çekmezdin. İnşallah gün gelir sen de şehit olursun da bacımla buluşursunuz. İnşallah. Haklısın beyim. Haklısın. Yüreğimden söküp atacağım bu acıyı. Beyim, obada ahval nedir? Seni de suçladılar. Haksız değiller. O yüzden ses etmem. Nizam alem için anadan, yardan, serden geçmeye yemin etmedik mi? Şimdi o yeminimiz bizden bedel ister. Korkut Bey'in otağı da çok bulutlu beyim. Dayım basiretini yitirmiştir. Tuğteki'nin gönlüne deli taylar dolanır. Anlaşılan Gökçe'ye sevdalanmıştır. Dayımın otağının gören gözü Aytolun Hatun'dur. Her musibet o kadından çıkacaktır. Onlar zannederler ki Ertuğrul Noyan'ın peşindedir. O yüzden yaptıklarımızı görmez. Yanılırlar. Öyle değildir. Görürüm. Aytolun Hatun bir yandan ağabeyim Gündoğdu'yu kendi saflarına çekme derdinde. Diğer yandan da Tuğtekin'le Gökçe'yi evlendirme azminde. Tuğtekin'le Gökçe'yi niye evlendirmek isterler ki beyim? Gökçe Hatun'un evladı da olmayacaktır. Aytolun Hatun, eğer bu sırrı biliyorsa o zaman bir hedefi var demektir. Yakında onu da ortaya çıkarırız.